Bu dersimizde geolocation sınıfı içerisinde gelen, event içerisinde gelen bilgilerin anlamlarına bakacağız. İhtiyacımız olanları uygulamanızın içerisinde kullanmanız mümkün. Ekranda gördüğünüz gibi metre cinsinden yüksekliği elde edebilirsiniz. Yani deniz seviyesinden yükseklik bilgilerini rahatlıkla metre cinsinden alabilirsiniz. Örneğin 0.8 geldiğinde bu 80 santim ya da 0.8 metrelik gibi bir veriye tekabül edecek. Tam sayı olarak derece cinsinden hareket yönünü algılayabilirsiniz. Bu kuzeye doğru olan, fuzeye göre olan merkez kuzeye doğru olan odak üzerinden değerlendirilir. Yine metre cinsinden yatay doğruluğu alabilirsiniz. Hata paylarını alabilirsiniz. Yine derece cinsinden enlem, derece cinsinden boylam bilgilerini biraz önce aldık ve kullandık. Saniye başına metre cinsinden hız, yani GPS'i kullanan cihazın belli bir hızı varsa, hareket halindeyse bunun metre cinsinden hızını elde etmemiz mümkün. Çalışma zamanının başlatılmasından olay zamanına kadar geçen milisaniye sayısı. Yani çalıştığı andan itibaren o ana kadar geçen milisaniye cinsinden zaman birimi. Bu da unik bir değer olarak uygulamanın içerisinde rahatlıkla kullanmanız mümkün. Çünkü uygulamanızın herhangi bir zamanında timestamp'in İki tane aynı değere eşit olması gibi bir durum yok. Milisaniye cinsinden olduğu için unik bir değer olarak uygulamanızın içerisinde GPS verilerde ihtiyacınız olduğunda bu değeri rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yine metre cinsinden dikey doğruluk. Bu da yine GPS verilerinin hata olasılığını size hesaplayıp GPS verilerinde gönderdiği bilgiler. Bu bilgilerin hepsini kullanarak rahatlıkla uygulamanızın içerisinde istediğiniz özellikleri kullanmanız mümkün. Sensörleri incelerken bir şey hemen dikkat çekmek istiyorum. Air uygulamalarınızda kullandığınız bu sensörlerden aldığınız bilgiler, sensörler stabil bilgi verdiği sürece Air bunları stabil bir şekilde alır ve kullanır. Yani bu sensörlerin üzerine ciddi uygulamalar yazmanız mümkün. Flash Player'ı düşündüğümüzde browser içerisinden nadir de olsa bu tip dışarıdan bağlantılarla, klavye girdileriyle bazen sorunları olabiliyor. Yani çok güven verici olmadığı durumlar oluyor. Bu da ekstrem durumlar için bahsediyorum, standart durumlar için değil. Ama Air'de böyle bir durum yok. Kullandığı şeyi kesinlikle stabil bir şekilde rahatlıkla kullanabiliyor. Bunu da hemen burada belirtmiş olayım.